Star Trek. Yine geldik. Hatta kedi de geldi. Pardon. Artık gerisi. Spotinen gelmişsin bugün, Spotinen. Aa evet, daha Spot ya. Vallahi bundan sonra kedinin adını Spot koyabilirim, bir tane daha kedi olursa. Sonic yerine. Evet, bugün 4. sezon 23. bölümdeyiz. The Host bölümü. Bu bölüm baya ilginç. Bu bölüm bayağı da güzel bir bölüm. Çok özetle zaten hemen herkes atacaktır. Doktor Crusher'ın bir sevgili adayı var. Hatta çok aşıklar. Ha bir de şey diyor, bastım, onu da söyleyeyim. Wesley Crusher'dan da mektup geldi. İşte okulunda iyiymiş falan filan diye ufak bir Wesley haberi de getiriyor bize. Evet. Will Wheaton sağ olsun, bu aralar Star Trek Voyager ve Star Trek Picard'ın hype gayı olarak görev yapmakta. Öyle Full YouTube içeriklerini üretip yandan yandan böyle, vay. abi dizi çok güzel olacak değil mi falan yapıyor. Vay, hiç bilmiyordum Geek and Sundry abim. Yo, aktif piyasada hala Will bunu. Wheaton Ha, ya artık, iyi yani güzel. şey, kutu oyunları, rol yapma oyunları falan content üretiyor. Bizden birisi aslında. Yalnız CBS çok fena bağladı işte bu yeni şeyler için, yeni Picard'lar bilmem neler için. Ha, bayağı ücretli Sürekli böyle takılıyor suratında inanılmaz büyük bir gülümsemeyle sunuyor her şeyi falan. herhalde. Çok iyi ya. Bir tık o yüzden şey oldu. Böyle anlatmıştım ilk bölümlerde. The Next Generation ilk bölümlerinde sürekli böyle bir Wesley diye gözümüze soktular diye, Ha. 80 bilmem kaç senesinde bu ne kardeşim falan diye millet bayağı gıcık olmuştu Millet çocuğa. deliriyordu ya. Şimdi 40 sene geçti. 40 senede Star Trek Next Generation televizyonda izleyen tayfa ölmediği için bugün Will Wheaton'ın nefreti geri doğmuş durumda. Sen de beni çok etkilemiyor böyle durumlar ama herifler vaktinde kurulmuş. 40 sene Çok sonra baktılar takıyorlar ya, şimdi. evet. Takar abi. Şey gibi düşün. Ya yani benim Zack Snyder olan sevgim gibi düşün yani. Bir ömür geçti, ben de Evet. unutmayacağım bazı şeyleri. Şey falan olacağım yani. Yeni filmi gelecek herifin 15 sene sonra. Batman'e Lavaboy'la Superman dövdürten adam değil mi bu falan olacak. O acıyı biz unutamayacağız. Ama Tabii. Weston'ın öyle ikonik bir şey de yok ya. Çocuk gidiyor, geliyor, takılıyor yani. Biraz bir kere konuşmuştuk bunu Yok, zaten. Herhalde o evet. Ya neslin biraz Wesley'nin bir günahı kıskançlığı yok. var. Ya Wesley, ya kötü yazılmış bir karakter bile değildi abi ya. Neler izliyoruz artık? Of, Peri tabii Palas mı, Pera canım. Palas mı, bir tane dizi çıktı ya en son. Ya ben Hazal video Kaya'ya bir yaptım ona bu tane, arada. ha, Evet. Hazal Kaya'ya bir tane rol yazmışlar. Yani kızı linçlediler. Ulan kızın rolü o yani. Kız sanki şey mi demiş, ben bunu oynamak istiyorum mu demiş. Yani Abi kıza orada neyse. demişler ki böyle, çık şeberek gibi davran. O da şeberek gibi davranıyor yani zaten. Ha işte yani yatay bakışta dediğim gibi projeyi almayacak kadar şey yapabilirmiş ama bilmiyorum. Neyse yani rolünden ötürü aktör linçlemek bana şey geliyor zaten, biraz gereksiz geliyor. Ama tekrar çocuğu ateş altına attılar bu aralar yani. Vestimizden de bir haber geldi. Peki abi, ne diyorsun bölüm? Aslında baya şu açıdan ilginç. İnsan neye aşık oluyor? Yani başka bir yüze mi, bedene mi, cinsiyete mi, zihne mi, yani ya da konu sadece aşk mı, biriyle bağ kurmak için neye bakıyoruz falan. Beni baya böyle zorladı bu bölüm ya. Çok Bu bölüm kendimi güncel bir bölüm zorladı. olsaydı net Doktor Crusher yapışırdı hatunun dudaklarına. Ama Evet. Star Trek, yani biliyorsun televizyonda öpüşme sahneleriyle meşhur ya, anlatmıştım daha önce. Nelerimiz vardı? Star Trek'in ilkleri yaptığı öpüşme sahneleri. İlk kez siyah bir aktörle beyaz bir aktörün öpüştüğü sahne bir Star Trek dizisinde meydana geliyor. Eleştiriler bilmem neler yağıyor. Yıllar sonra ilk kez bir kadınla bir kadının tapır tapır öpüştüğü ilk sahne yine Star Trek'te cereyan ediyor. Öncekisi kadar tepki çekmemekle beraber yine biraz tepki çekiyor. Tabii lezbiyen olunca çok. Ya işte tabii şey, işin şakası da yani muhafazakarlar pek şey ya, organize olup yürüyüş yapmakta pek becerikliler ya, şey var işte, oyunlar şiddete özendiriyor tayfa da hep bu. Amerika'da böyle bir televizyona oyuna bir şey var. Var var. Avustralya'da Ne var, diyeyim? o da ilginç yani. Ha, bir şey durum var, tepki. İşin ilginci yani yaptıklarından 6 sene önce yapabilirlermiş. Çünkü Star Trek Next Generation bitip de Star Trek Deep Space Nine başlayacak ve Deep Space Nine'de olacak bu öpüşme. Neden bunu da özellikle böyle spoiler vericisini anlatıyorum biliyor musun? Star Trek Deep Space Nine'da ilk kadın kadını öpüşme sahnesini televizyonda yapacak olan karakterdi bir Trill. Ha. Aha. Ha, ilginçmiş. Güzel. Evet. Yani şey olmuşlar bence. Ulan biz var ya vaktinde bak yapamadık. Evet, Bak. içlerinde kalmış. Bak. Abi Falan demişler ve bir sonraki sefere yapıyorlar bunu yani. Tiril, çünkü Tiril ırkı çok Tiril Tiril pardon. çok ya, Tiril
çok ilginç bir yerde çünkü aslında parazit olarak tanımlasa da hani bir konakçıya ihtiyaç duyuyor ama altına indiğinde hani çok okuma yapabilirsin buradan. Yani overreading de denebilir buna ama zaten buna çok açık. Çünkü hiçbir şey söylemiyor aslında. Bir parazit, bir ırk var, konakçıya ihtiyacı var. Sen ondan sonra istediğini düşün. Yani bir açıdan da seyirciye çok bırakması da hoşuma gitti böyle bir şey yani. İstediğin gibi tabii. Düşün. Orada öpmesi mi gerekirdi, öpmemesi mi gerekirdi? Neye takılıyor? Zaten Crusher da orada kendini sorguluyor. Yani çok... Öpünce, ya bir de abi ben Doktor Crusher'da şey buluyorum. Ya, herif önceden dese ki kardeş ben yaratığım, hadi yine bir nebze bir şey olurdu da. Yani söylemiyorsun şimdi kadına. E kadın seni normal insan, insan ve insan da diyemeyiz ki uzaylı yani. Ama normal uzaylı zannediyor. Ne demekse normal uzaylı. Ama yani içinde şey var hani kendi biyolojik beden bütünlüğü yerinde bir uzaylı olmak var. Bir de içindeki parazite konaklık yapan bir varlık olmak var. Bu ikisi farklı şeyler. Bence söylemesi gerekirdi yani açıkçası. Ama şeye. Bak şey çok ilginç değil mi? Aslında Star Trek evreni biz seyircileri alıştırıyor yavaş yavaş. Çünkü şunu alıştırıyor. İşte Worf, işte Klingonlar. Ulan tipler farklı yani. Şimdi bugün dünyada Klingon'la benzeyen biri olsa kim bilir başına ne gelir? Ben çok düşünemiyorum. Yani ya da işte Romulanlar. Yani bir sürü farklılık görüyor. İşte parmakları bütünleşik var, suratı yamuk var. Böyle işte burnu ayrık olan var. Var oğlu var. Aslında orada insanların ya da işte genel olarak daha insana benzeyen ırkların buna daha alışkın olması lazım gibi hissediyorsun ama değil aslında. O yüzden de bence bu bölüm konuyu birazcık görüntüden ya da aşktan çok şeye getiriyor. Zaten bunu da söylüyor. Sevme becerimiz. Yani bir gün sevme becerimiz bu kadar kısıtlı olmazsa neden olmasın gibi bir yere getiriyor. Bugün de çok konuşuyoruz ya buna. Bu insanlar sevgisiz büyümüş püü falan diye. Biraz ona getiriyor ya sanki konuyu. Yani birini sevmemiz için gerçekten ne gerekli? Yani suratın mı güzel olacak? Böyle bir virüs olsa yetiyor mu yani? Parazit olsa yetiyor mu falan? Bunları sorgulatıyor yani. Ya kombinasyon canım. Yani şey gibi bir durum yok. Ben mesela bölümü izlerken şey gibi olmadım. Ne yaptın Doktor Crusher? İşte yaratık aynı yaratık. Yapış bir sonrakinin de dudağına gibi olmadım. Çünkü yani sevdiğin insanı kaşıyla gözüyle seviyorsun abi. Bir bütün olarak seviyorsun. Yani en azından Crusher Reis'in de bölümün sonunda dediği gibi biz insanlar böyle bir kültürün içerisinde büyümüş durumdayız ya. Yani biraz şey gibi bir durum var aslında. Şimdi biz insanlar olarak insanların çektiği ve insanların çoğunlukla başrolde olduğu bir diziyi izliyoruz. Ama hani birazcık dışarıdan bak. Yani şey gibi uzaya gidelim. Şimdi uzayda federasyonu düşün. Federasyonun bir barına gittin diyelim ki sen diyelim. Uzay gemisi bu. Buraya da geç. Federasyonun merkezi bir şehrinde bir bara gittin. Abi şimdi 45 çeşit orası Star Wars kantina gibi olacak yani. Böcekler, yaratıklar, uçanlar, şeytana benzeyen tipler, kurt adam falan. Abi. Öyle hatırlıyorsun. Tabii. Ya şimdi böyle bir environment'ta zaten hani aynı ırkın yani aynı ırkın mensuplarıyla beraber olan vardır. Bir de oğlum işte şunun kulaklarına bak 22 kulağı var bayılıyorum falan diye tipler de olacak. Bir anda şey oluyor yani... Gerçekten türler arası, ırklar arası, ırk da değil artık, tür değil mi bu? E tabi, tür. Tür tabi bu, tabi türler arası bir aşk meşk durumları var. Totoro Recall örneği abi, üç meme konusu ara espridir. Bugün bir insan üç memeli kadın görse bence çok sorgulamaz. Ay ben iki memeliye alışmıştım demez ama yani. Ama yine insandır abi, üç memeli de olsa insan oluyor. Böyle şey bir durum var yani. Star Trek dünyasında bir ne diyeyim? Birbiriyle çıkma, görüşme, flört etmenin bir prosedür olması lazım. Bir noktada sen karşı tarafa yalnız abi işte biz ben yemeği götümden yiyorum da diyebilirsin. İşte sen diyelim öyle uzaylısın anladın mı? Ben diyeyim ki seninle flört ediyorum. Annemle babamla tanıştıracağım seni. Ben orada ilk kez şeyi görmemeliyim. Ha yemek çok güzel olmuş. Masaya oturuyor böyle değil mi? Ha şimdi bu olursa deriz ki wow olur. Yani bu seni kötü birisi yaptığından değil ama farklı kültürler birbirleriyle konuşmalı ve anlaşmalı. Bence bu bölümde Tril kardeşimiz kusura bakmasın. Yani öpüşüyor kadınla cima ediyor. E de ki yani ben kusura bakma de ben şeyim de. Yaratığım da yani böyle böcek çıkıyor abi şeyin karnından. Kolay bir şey mi şimdi? Yani biraz trap yapıyor kendini yani anladın mı? Böyle bir şey yapıyor. Bu mesela şeyde de güncel konuşuluyor yani. Diyelim ki sen atıyorum işte konudur ya bu. İşte kadınla tanışırsın, abi bakarsın akşamında da penisi varmış. Vay dersin ben kandırıldım. E şimdi o noktada aslında kandırıldım mı kandırılmadım mı güncel olarak şey konuşuluyor yani
trans birisi sana trans birisi olduğunu söylemesi mi daha doğru olur, söylememesi mi daha doğru olur? Mesela güncel tartışılıyor. Çoğu kişi diyor ki yani söylese daha doğru olur. Hani sen buna bilerek gir yani. Bu bilerek dahil olmadığın bir esprisi var işin içinde. Yani biraz orada... böyle şey bir durum. Yani oradan bence bir şey yakalıyor. Yani bence başından deseydi ki kadına, ya ablacığım sen bu kaşa göze tutuldun ama bak ben böyle böcek gibi bir şeyim dese. Belki çok başka, yani kadın bence yine sevecekti. Yani neticede sonuçta şöyle, yani yakışıklı diye sevmiyorsun ya birisini, yani ruhu da güzel, insanlığı da güzel diye seviyorsun. Ama bunu böyle sürpriz şekilde ortaya çıkarttığında onun bir şeyi oluyor. Hani gücenmişliği oluyor en azından. Öyle bir şey var işin içinde bence burada. Ya güceniyor gibi hissetmedim ben çok. Ya biraz şey gibi, yani evet sonuçta oradaki hani daha cinsel taraftan bakarsak sonuçta crusher bir kadın. En azından biz öyle gördük. Yani heteroseksüel bir kadın. Normal yani, onu zorla bir anda bir şey götüremez. Ama mesela erkek haliyle atıyorum vajinası çıkmış olsaydı bilmiyorum, bence çok değişmezdi. Çünkü biraz bölüm şeye odaklanıyor. Yani o tipe, yani o görselliğe odaklanıyor ya. Yani adam çünkü sonuçta parazit de olsa bir şeyi var. Çünkü erkek host gelseydi muhtemelen, bak Riker'da bile yakınlaştı. Riker konusu burada çok ilginç. Şimdi Riker'da başta şey yaptı. Biraz tabii 90'lar bölümü. Bakma biz 2020'lerin gözüyle değerlendiriyoruz. Tabii. Şimdi, aynen oraya inmeye çalışıyorum biraz daha. Bak Riker'ı kabullendi. Çünkü erkekti ve bir erkekten hoşlanmak üzere şu an düşünüyor Crusher. Ama iş kadın olunca değişti. Bu okey, yani normal. Çünkü bir heteroseksüel kadından bahsediyoruz. Ama Riker'ı kabullendi. O yüzden diyorum yani bence bu bölüm şu açıdan başarılı. Konuyu cinsel organdan çıkarıyor aslında. Daha çok o algısına, cinsiyet algısına da orada istediği şeye. Çünkü onu yakışıklı buluyor. Onu güzel tabii buluyor. O yüzden yani ben de şeye gidiyorum. Mesela ben şeyi çok sorgulamam yani. Bir kadınım diyorsa kadınsa kadındır, ne bileyim yani. İlişki konusunda biraz daha rahatım ben. Olabilir abi, penisi de olabilir. Benim için çok sıkıntı değil. Abi yani. Valla o konuda da aslında biraz ikimiz de boş yorum yapıyoruz. Çünkü ikimiz de evli insanlarız. Yani tabii ben şu an yani, evet, heteroseksüel bir erkeğiz abi, biz de aynı. Ama işte şey mesela başladı ya artık, insanlar Twitter'da, Instagram'da falan pronounlarını yazıyorlar ya, hani she mi they mi falan yazıyordu. Yani bir böyle önceden nasıl söyleyeyim, bir ibraz etme durumu var yani. Hani en azından tabii, yani ibrazdan dilden dolayı da. Burada şey aynen gibi. Yo biraz da şey gibi abi, yani ne bileyim ya bu ilişkinin neticede bir yere varacak mı varmayacak mı? Aslında insanların istediği şey ya, kendi ruhuna bedenine uygun gelecek birisini bulmak. E şimdi insanlarda tabii şeyler değişmeye başladı. Hani o diyorsun kadın diyorsun, sonra beklediğin şey çıkıyor çıkmıyor. Beklediğinden kastın şey değil, toplum ahlakına uygunluk anlamında demiyorum. Hani senin bir alacağın var ya günün sonunda bu ilişkiden. Yani belki onu alamayacağın bir durumdur bu. Bunu anlamak ve o zaman ben yani devam edeyim falan gibi. Yani ne bileyim işte bir kadın gider bir adama yazar. Adam der ki hani ben gayim yani bakmıyorum. Kadın der ki olsun falan. Hani orada öyle dememesi lazım ya. O zaman ben kendi işime bakayım. Yani herkes kendi şeyinde bulsun. Yani ne diyeyim, aradığı şeyi bulabilsin diye. Bence o yüzden Tril kardeşimizin önceden bilgi vermesi şeye önemliydi. Bizim Crusher, ama bence tabii ki öleceğini de düşünmedi belki de. Yani o da başka bir fonksiyon. Ama bilmiyorum ya ben. Şimdi bilgi vermesi ama şuradan da sakıncalı lan. Bence vermesine gerek yok. Çünkü bir yandan da bir işi var bunun. Hani bütün evrende önemli bir işi var. Ve bunu da aslında herkesin alışkanlığına göre yürütüyor. Şimdi iş olarak baktığında faydalı. Çünkü babam demiş önceki haline. Ve sonra oradan gelen tecrübesini bugünkü o işte iki ayrılık yaşayan. Hani bölümü de izleyenler için hatırlatayım tekrar da. İki aynı gezegende yaşayan iki farklı toplum kavga ediyorlar. Odan da gelip onları barıştırmaya çalışıyor. Böyle bir becerisi olan bir abimiz Odan. Ve işte yani diplomat, kendi babasından gelen bilgiyi de aktararak onları ikna ediyor falan. Hani böyle bir şey de var. Bence burada bir tri var. Hani tipiyle, belirtmesiyle değil de birazcık fazla dünya tecrübesi, evren tecrübesiyle belki de Crusher'ı biraz. Çünkü aynı şeyi daha önce Crusher değil de Troy galiba bir adamdan hoşlanıyordu. O da galiba Betazoid mi çıkıyordu? Aha. Zihnini okuyabilip onu manipüle ediyordu falan, öyle şeyler var. Mesela bu daha sakıncalı. Ama buradaki durum biraz daha böyle tecrübeyi kullanmak gibi geldi bana. Hani belirtmese şey de. Zaten babam falan dediği kolpa işte yani. Bir önceki Austin tabii bedeni olduğundan hani aynen babam diyor ama aslında kendisi yapmış bütün görüşmeleri. Çıkıyor zaten orada. Aynen öyle. O diplomasi de çıkması işe yarıyor. Pozitif.
Ama ilişkide niye negatif olsunla geliyorum ben aslında biraz. Yani Crusher'ın bence derdi orada şeyin yaratık çıkması değil. Kadına dönmesi. Yani kadın host'a geçmesi daha doğrusu. Yani kadın ama host... Yani ben mesela yaratıktan daha çok kullandım. Çünkü şöyle bir şey var. Hani mesela nasıl söyleyeyim sana? Şey gibi düşün. Bak şöyle bir örnek vereceğim. Sen diyelim ki flörtlerdesin bu aralar. İşte korona kapandın eve. Discord'dan bir hatunla yazışıyorsun böyle, tamam mı? Yazışıyorsun. Bir sene flört. Görüşemiyorsunuz da Covid var. En son diyorlar ki hadi Covid bitti. Gidiyorsun kadını görüyorsun. Gerçek fiziksel bedeniyle görüyorsun ilk kez. Hani hep o vardır ya. Ulan tabii. Acaba güzel mi değil mi? Benim zevkime gözüme uygun mu değil mi? Onun bir merakı vardı. Hep blind date muhabbeti vardır ya. Bin yılların konusu. Birisinin gerçek halini görmek ya da en azından fiziksel halini görmek şaşırtabiliyor, değiştirebiliyor insanların şeyini. Şimdi bir trille aşk yaşarken de şey çok ilginç. Konakçı bedene aşık değilsen de varlığın kendisine aşıksan, atıyorum arada ne olacak? Hani çık şu bedenden de bir kafanı okşayayım dediğim vakit yaratıp böyle alıp o yeşil şeyi bile aman demem diyor falan böyle yani. O da bir tuhaf. Yani çünkü sen konakçıyı sevmiyorsun ki. Konakçı işte Riker'ın kontrolü aldığı anda Riker olmaktan çıkıyor. %100 kontrol alıyor ama konakçının da kendi hayatı var. Konakçı belki başka birisi. Yani ne bileyim. Belki de Fenerli yani. Sevmeyeceğim birisi aslında, yani anladın mı? Ama Riker'ı kabulleniyor işte bir noktada. Ya çünkü Crusher'da sevmiş yani. İşte aslında i̇şte. Mesele o. İşte konakçı kızı da, değişiyor orada. Kızı da kabullenebilirdi bence azıcık vakit ayırsa. İşte ben orada, orası benim için esas sorun o. Yani bunu kabullenip, tabii şimdi burada başka kabuller de var. Yani mesela Crusher, bak şöyle bir detay var dizide. Crusher diyor ki, Guinan'a diyordu galiba. İşte ben hayaller kurardım ya da Troy'a mı diyordu. İşte 3 tane çocuğum oluyor, biri sanatçı oluyor falan. Şimdi çocuk istiyor belli ki. Şimdi kocasını kaybetmiş biri belki işte üreme içgüdüsünü korumak istiyor. Şimdi kadınla beraber olduğunda bundan bir vazgeçişi kabullenmesi lazım. Ya da belki çocuk evlat edinmeyi çok okey buluyorsa sıkıntı yok zaten bunda. Ki bunlar insanlar, bunlarda da tartışabiliyorlar. Aslında başka değişkenler geliyor ama tabii buralara girecek vakti olmadığı için dizinin. Yani ya takıldı adam seviyordur kalıyoruz abi. Yani işte bak burada Trill'in böyle sürprizler yapması Crusher'a hoş değil. Yani madem bu kadına aşık sana, sen bu kadına aşıksın. Gidiyor kaptana diyor ki sizce diyor Filo'yu bırakır mı diyor. Hani evlenelim de yerleşsin falan anlamına gelen bir şeyler söylüyor. E arkadaş sen bu kadınla evlenmeyi düşünüyorsan sen bu kadına git de ben böceğim de bir kere yani her şeyden önce. İkincisinde de atıyorum de ki ya de Crusher ben diyor senin nikahımı almayı düşünüyordum. Evlenelim yerleşelim bir yerlere diye düşünüyordum ama bir sonraki bedenimi kadın yapacağım. Sana uygun mu değil mi? Şimdi sen bu kadar yani bir çift olmak şey gibi değil ki böyle hani. Böyle bir şey var mı? Sen 3 gün sonra gelsen desen ki tabii, ne tabii, bileyim. Tabii senin de cinsel yöneminde hemen öyle, yani değişen bir şey ya değil ben, yani. Ben sakalımı kessem karım diyor ki ne biçim sesmişsin sakalını. Dözük sakallı kal diyor, tamam mı? Şimdi ben de böyle ayar işte ben sakalsız kal. Ne gerek var? Yani şeyle konuşman lazım. Beraber olduğun insanla konuşman lazım. Aynı ilişkinin içindesiniz. Bir iletişim işidir bu. Öküz gibi birisi bu Trill. Kimse kusura bakmasın odan. Öküz gibi birisi yani. Bence Crusher'a da 3 gün sonra şey çekermiş. Beni böyle sev kızım. Ben böyleyim. Böceğim ben, böcek filan. Biraz böyle tripler benim hoşuma gitmedi yani. Bir al karşına konuş. Bilim insanı ya, karşıdaki şey değil ki. Liseli kız değil ki bu. Ya orası öyle canım da ben genel olarak işin hani seyirciye itelenen kısmındayım yani. Sorgulama kısmı. Bu arada şey bak benim bir istisnam var. Sen dedin ya Discord'da işte görüşüyor falan. Ben yani işte Beri'yle eşimle bilmeyenler için. 2004 bizim başlangıç ve ben öncesinde 1,5 sene hiç görmedim ve o zaman Discord yok, bir şey yok. Telefonda mesaj var, bir de MSN var. 1,5 sene görmedim ve sadece konuştuk yani. Sonra gittiğimde de sanki 10 senedir tanışıyormuş gibi başlamıştık. Hani bu bir istisna gibi olabilir bu arada. Ama bir şeyi sorguladığımı hatırlamıyorum yani. Ay işte kısa boyluymuş, uzun boyluymuş, ay birazcık işte gözü büyükmüş, kulağı küçükmüş falan. Hiç de ya o zaman görüntülü konuşma da yok mesela. Şimdi tabii her şey olunca, şimdi birazcık bu yorumu boomer gibi olabilir ama şimdi her şey var ya, görüntülü bakıyorsun, fotoğrafından kalça açısına bakıyorsun. Biraz eskiden böyle eskiden aşk böyle değildi be. Ya aşk için demiyorum da biraz pazar yerine dönüyor ya böyle. Instagram böyle baba böyle bakıyor, Tinder'da sağa atıyor falan. Hani zaten o amaçla gidiyorsun. Şimdi Crusher'da da öyle bir durum pek yok. Baba ben bunu sağa attım da geldi gibi bir durum yok. Çok doğal gelişen bir süreç var. Doğal gelişince de muhtemelen adam da şeyi düşünebilir yani odan da. Şimdi söylersem kaybedebiliriz, kaybedebilirim. Korkusu oluyor olabilir. Ha bu çok doğru mu? Bence değil. Ama bu korku olabilir.
Ama bugünkü insanlarda işte bu çok olmuyor. Yani bakıyor, deniyor, top sola atıyor tekrar. Devam ediyor belki hayat. Ya da görünce diyor ki ama şişman diyor. Öbürü diyor penisi küçükmüş diyor. Olabilir yani. Nereden gördüyse hemen. Ya değil mi, hemen işte bir şekilde anlıyorlar artık. Ya her yerden foto... Oğlum, her... ya, oğlum ben şu... Tabii biz uzak kaldık, sen dedin. Flört şeyini yani artık nude atmak falan çok default bir şey olmuş. Hani ben çok hakim değilim piyasaya ama o yüzden diyorum. Eşimizin dostumuzun flörtünden biz de tartışıyoruz. Aynen. Hele. Allah şükür hala bekar arkadaşlarımız var da. O yüzden biraz ilginç bir durum yani. Bu, yine bak Star Trek çok ilginç bir dönemde bunu görüyor. Yani bugün bu kadar açıkken hani Crusher gidip de o dönem böyle kendisine sevgili bulacağı bir sürece hiç girmiyor. Hatta yok. Bir Picard'la yakınlaşmaya çalıştı. Olmadı. Zaten Picard biraz hödük o konularda. Picard'ın zaten eski bir şeyleri var onlarda. Var, evet. Deep Space Nine'da ana karakterlerden bir tanesi bir Trill. Deep Space Nine'ı ben mesela şey açılarından biraz daha seviyorum. Değişiyor mu görüntüsü peki devamlı? Öyle bir karakter mi? Değişiyor olması dramanın çok ciddi parçası haline geliyor. Ha, güzel. Şöyle, Picard yani Next Generation'da işlenmiş bazı güzel fikirleri ama bir bölümde geçirmiş fikirleri Deep Space Nine'da çok uzun uzun işliyorlar. Demiştim ya Deep Space Nine'ın şey gibi bir avantajı var diye. Uzay üssü olduğu için millet orada o kadar kıpırdamıyor. Yani ha, anladım. Next Generation'da çat oradasın anomali, çat buradasın mevzu, herkes çat oradasın geliyor. Diplomasi bir şey. Deep Space Nine'da aynı karakterlerle uzun uzun devam ediyor bazı şeyler sürekli. Jadzia Dex var işte şeyde Deep Space Nine'da. Onun mesela şekil değiştiriyor olması dizinin şeylerinden bir tanesi, dramalarından bir tanesi yani. Abi güzelmiş ya, merak ettim bunu. Şu Deep Space Nine'a yandan baksam mı diye arada merak ediyorum ya. Bitirdin mi ki Next Generation'ı sen? Yok, ben daha şeyle böyle videolarla biraz daha tutarak canlı heyecanlı gitsin diye şeyi kaybetmemek için. Zaten Next Generation Deep Space Nine'a uğrayacak bir yerde. Orada ikinci dizinin pasını atıyorlar. Orada geçeriz istersen. Ha olur, okey. Orada yani girelim. Bayağı Picard gidiyor. Ha işte burası da Deep Space Nine. Bunun da yeni dizisi başlıyor falan diyor. Ve hani alkışlarla dağılıyorlar yani. Hani öyle şey biraz sopayı şey veriyor. Bir sonraki diziye güzel. Veriyor Next Generation zaten. O noktada bakalım. Tabii. Ben bir son bir şey daha diyeceğim bölümle ilgili. Picard'ın Borg'larla beraber o vücut bütünlüğü, zihin bütünlüğü bozulduktan sonra ilk kez Riker'ın da bozuldu. Troy'un da biraz bozulmuştu aslında. O da böyle dış etkenlerle biraz yaşamıştı. Sanki bana şey gibi ki Data'nın da oynandığı durumlar oldu. Böyle herkesin bir vücut kafa bütünlüğü değişiyor Star Trek'te. Ki bu aslında zaten ışınlanmayla da değişen bir durum var. Sanki buna da biraz odaklanıyorlar gibi alttan alta. Diğer karakterleri de olacak mı? Çok doğru bir şey yakaladım. Mesela bu bölümde şeyin ışınlanmayı reddetmesi de biraz o yüzden olabilir. Host vücudu evet. Olduğu için olabilir. Çok güzel detaydı o da işte. Aynen. Ve bununla alakalı internette çok güzel kaliteli içerikler var. Gerçekten hatta ben YouTube'da bununla ilgili bir tane bölüm yapayım diye düşünüyorum yani. Mesela Müslümanlıkta muhtemelen moleküler transportasyon haram falan olabilir abi. Olabilir, doğru. Yani şey ya, çünkü senin Allah'ın yarattığı bedensel vücudun önce parçalanıyor, ölüyorsun. Sonra başka bir yerde oradaki moleküllerden tekrar yaratılıyor. Yani buradan oraya gitmiyorsun aslında. Senin elektrik sinyallerin oraya gidip senin orada tekrar 3D printin alınıyor tam anlamıyla aslında. Hatta Soma diye bir oyun var, onu işliyor galiba. Önceki bölümlerde konuşmuştuk bunu. Soma'yı konuşmuştuk. Mesela bunu birilerinin ahlaki olarak reddediyor olması çok ilginç bir şey. Zaten hatırlarsan ilk sezondaki bölümlerden bir tanesinde ya teleportasyon dediğimiz biraz da kullanılma değil mi? Picard öldü, kulonunu yaratalım deyip hafızadaki kalmış kısmından Picard'ı yaratıp evet. Ondan sonra bunu tümüyle unuttular. Çünkü wow, bunu sürekli yaparsak evren için çok sıkıntılı kurallar kontrol edemeyiz. Bir daha yapamadık onu. Aynen. Bir daha yapamadığa geldi onu. Ama bu şey güzel. Yani bu bölümde de bir küçük değiniyorlar bu şey teleport işinin farklı bağlamları olabileceğini. Evet. O konunun üzerine umarım ileride giderler ya. Var mı son ekleyeceğim bir şey? Yo yani güzel bir bölüm yine. Kafa açan bir bölüm. Hoş bir bölüm bence. Ya 4. sezonun sonuna geldikçe gerçekten üst üste çok güzel bölümler atmışlar ya. Tebrik ediyorum buradan da tekrar yazarları. O zaman bu bölümü de kapatıyoruz. Bir sonraki bölümümüz evet. The Mind's Eye olacak. Orada görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.